Hepinize merhaba arkadaşlar. Sonunda köşküm 10. seviye oluyor. Ve 10. seviyede neler açılacak? Onları size göstermek istiyorum. Şöyle öncelikle bir bildirimlere girelim. Toplamamız 48'e ulaştığı için Kardağ İmparatorluk Fabrikası Savaşı açılacak arkadaşlar. Yani Kardağ Kale Savaşı açılacak. Şimdi köşkümüzü 10 yapalım. Bakalım neler açılacak. Ayrıyetten Santaponi haritası açıldı. Orayla ilgili de size video atacağım görmeniz açısından. Santaponi'deki ağaç bossu vesaire. Özel sandıklar tarzında. Şimdi köşkümüzü 10 yapalım arkadaşlar. Bakalım hep birlikte görelim neler gelecek. Kümes sayfa hayvanları ahılının kilidini açın diyor. Kümes hayvanları büyütebileceğiz artık anladığım kadarıyla. Ve köşkümüz 10. seviye oldu arkadaşlar. Şimdi Tavor geldi. Yeni silah. Kobra geldi. Yeni zırh. Arıtılmış cephane kutusu var. Flanel ve bahar üretebiliyoruz. Ayrıyetten kümes hayvana ahılı gelmiş ve çekmeceler diye yeni bir dolap gelmiş arkadaşlar. Şimdi hemen bunları da size göstereyim. Kendim de göreyim. Daha bilgim yok benim de. Yeni 10 oldum. Şöyle bir bakalım. Aynen. Şimdi şeyi geliştireceğim. Silah uzmanlığını 4 yapacağım ki mühendislik plastiği üretebileyim. Mühendislik plastiğinin şu an 20 tanesi. Hemen bakın onun da fiyatını göstereyim size. Ne kadar olduğunu görün. Kaynak. Özel malz işlenebilir. Şöyle. Bakın 19 tanesi 106 bin altın çubuk arkadaşlar. Mühendislik plastiğinin. Eğer silah uzmanlığı seçtiyseniz mutlaka 4. seviyeye yükseltin. Köşkünüz 10 olduğunda ilk işiniz bu olsun. Gidin mühendislik plastiği üretmeye çalışın. Çünkü bayağı bir karlı. Şimdi dişli silah diyelim. Açılan silah bu arkadaşlar. Tavor. Ben daha hiç sentez eklemedim buna. İki tane kamuflajını çıkarttım. Şu şekilde. Zaten M416 vardı bende. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu M416'da. Şu taktiksel çamurluk. Aynı şekilde bakın taktiksel çamurluk. Zırh yapmaya kalkarsanız kobra. Kurşun geçirmez seramik. Kara şeytanınki de aynı. Bunları bulması, temin etmesi bayağı zor arkadaşlar. Çünkü şöyle diyeyim. Kutular sürekli başında bekleyen var. Polimer gibi değil ve daha hiç satan yok. Ben daha yeni 10 oluyorum. Şu an burada 11. seviye köşk de var. 12 de var. Ben daha yeni 10 oldum. 10 olmama rağmen bakın ne dikiş ipliği satılıyor ne de taktiksel çamurluk ve kurşun geçirmez seramik satılıyor. Bunları kimse satmıyor arkadaşlar. Zor elde ettikleri için. Bunları kendileri kullanıyor, saklıyorlar. Bakın ben de misal kara şeytan yapabiliyorum. Ardından M416'yı yapabiliyorum. Şu şekil 73 artı 2 75 atak ama yapamıyorum çünkü gerekli materyalleri bulamıyorum arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı var. Hani siz de ilerliyorsanız kamp puanınızı biriktirin. Kamp puanınız elektrik dönemine geldiğinde kamp kutusu açarak bunlardan elde edebilirsiniz. Mağazaya düşüyormuş arada. Öyle yazıyor açıklamada. Mağazadan takip edin. Çıktı mı alın mutlaka. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bir de ekstra olarak söylediğim gibi Santaponi açıldı. Santaponi'yi de ben video çekeceğim. Detaylı anlatacağım. Kendimi öğrenmem lazım önce. Daha önce deneme amaçlı gittim birkaç kez ama yine de tam bilmiyorum orasını. Bir gün içinde öğrenirim. Bu arada yarın harika bir güncelleme geliyor arkadaşlar. Takipte kalın.
O güncelleme ile ilgili detaylarda videosunu güncelleme geldikten bir saat içerisinde çekmeye çalışacağım. Çünkü çok güzel şeyler geliyor ya, inanın harika şeyler geliyor. Ve Life After'ın havası bayağı değişiyor arkadaşlar. Bu video böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Destek amaçlı abone olursanız beni mutlu edersiniz. Allah'a emanetsiniz.